Dünyanın her geçen gün biraz daha dijitalleştiğini belirten İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Ahmet Arif Aydın, durumdan Türkiye'nin de etkilendiğini kaydetti. Adeta dijital bir dünyanın içerisinde yaşandığını kaydeden İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Ahmet Arif Aydın, dijitalleşmekten kaçışın olmadığını aktardı. Özellikle bulunduğumuz çağ itibariyle bu çağ dijital çağ, işte büyük veri çağı, dijital çağ, yapay zeka çağı olarak adlandırılmakta. Ve yine bu çağ içerisinde özellikle içinde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde adeta dijital bir dünya içerisindeyiz. Her bir birey dünya üzerinde baktığımız zaman, akademik çalışmalara baktığımız zaman milyarlarca cihazın internete bağlı olduğunu, hatta bu sayı çok daha arttığını ifade edebilirim. Çünkü yani biz bireysel seviyede olaya bakacak olursak insanların her birinin birden fazla dijital cihazı var. İşte akıllı telefonu var, akıllı saati var, cep telefonu var, tableti var, bilgisayarı var. Her bir bireyin birden fazla cihazı var. Tabii ki yani bu dijitalleşme gerçekten her seferinde olumlu etkileri var mıdır? Aslında bu kısmı biraz irdelemek istiyoruz biz bugün. Şimdi dijitalleşmenin her zaman olumlu yönleri yok. Tabii ki sağlık yönlerinden de problemleri olabilir, artıları olabilir, eksileri olabilir. Örneğin şöyle bir şey ifade edelim. Hastaların diyelim ki şeker hastalarının veya kalp hastalarının hastalıklarını tespit amaçlı olarak sistemler geliştirilebilir. Bunlar için akıllı saatler kullanılabilir. Veyahut dijital diyelim ki akıllı cihazlar bir şeker seviyesini ölçmek için kullanılabilir. Veyahut daha farklı amaçlar için kullanılabilir. Hasta takibi gerçekleştirilebilir. Milli değerlerinden kopmayan nesillerin yetiştirilmesinin önemine dikkat çeken öğretim üyesi Doktor Ahmet Arif Aydın, bu noktada toplumun her kesimindeki insanlara görevler düştüğünü kaydetti. Yerli ve milli olan ürünleri geliştirerek dünya arenasında, teknoloji sahasında ön plana çıkıp kendi bağımsızlığımızı adeta ilan etmek istiyoruz. Ama bununla beraber bunu devam ettirebilmek adına bizim yerli ve milli dimaları bozmadan yetiştirmemiz lazım. Bence bunun üzerine biz çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi bugün elimizde olan bu dijital dünya ailemizde, cebimizde, evimizde, yanımızda. Yani bundan kaçış yok. Lakin bunu da kullanabilmek gerçekten önem arz etmekte. Etkili bir şekilde kullanabilmek önem arz etmekte. Çünkü sizler kendi gelişimini tamamlayamamış olan gençlere ve çocuklara, özellikle ilk öğretim ve orta öğretim seviyesindeki gençlerimize eğer bunu faydalı bir şekilde sunamazsak bu anlamda gerçekten gelecekte özlediğimiz biz nesli kendimiz değil, YouTube veyahut Instagram veyahut bambaşka diğer sosyal medya araçlarının yetiştirmiş olduğu bir nesil ile karşılaşabiliriz. Bu anlamda hepimize görev düşüyor, hepimize ödev düşüyor. Özellikle anne okuldur, ev okuldur. Çocuklarımız daha 2-3 yaşındayken bir bakıyorsunuz ki daha anne baba demeden cep telefonu kullanmayı öğreniyor. Veyahut tablet ile bakıyorsunuz çok uzun zaman süre geçiriyor. Maalesef burada bizler ebeveynler olarak üzerimize düşeni yerine getirme anlamında gerçekten çok ciddi sorumluluklarımız olduğunu düşünüyorum.